Davacı ve davalıyı içeri al, şahitler de gelsin. Siz geçin içeri. Davacı sen misin? Davacıyım Kadı Efendi. Bu iki velet bir tepsi baklavamı çaldı. Arkadaşlarıyla yerken yakaladım. İbreti alem için ikisinin de elleri kesilsin istiyorum. Doğru mu der bu efendi? Kadı Efendi bağışla biz, yemin billah bir daha yapmayız. Fırından yeni çıkmıştı. Göz hakkı istedik vermedi. Sen de suçunu ikrar ediyor musun? Paramız yoktu Kadı Efendi. Şeytana uyduk. İkisi de suçunu kabul etti. Sen de hakkını helal et, kapansın bu dava. Etmem. Bugün baklava çalan büyüyünce ne yapar Allah bilir. Kaç akçeydi çalınan mal? 10 akçeydi Kadı Efendi. Hırsızlıkta had cezası, çalınan malın kıymeti en az 10 dirhem gümüş olması icap eder. O da 45 akçe eder. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Hanbel Hazretleri bu haddin 3 dirhem olduğunu söyler. Madem bu kadar çok şey biliyorsun, söyle bakalım. 3 dirhem gümüş kaç akçe eder? 13 akçe eder Kadı Efendi. Gene 10 akçenin üstünde kaldın efendi. Bu kadar az mal için bu çocukların ellerinin kesilmesini istemekten utanmıyor musun sen? Kadı efendi ben... Yıkıl karşımdan. Bir daha da malını öyle orta yere açık olarak bırakma da fakir fukaranın nefsi uyanmasın. Yaz. Nisap miktarı kafi gelmediğinden tazir cezası veriyorum. Çocukların bir yakını varsa tespit edilsin. 10 akçe cürüm tahsil edilsin. Hadi. Sıradaki. Sıradaki. Zeliha Hatun 7 senelik sevcemdir. Bir komşum onu bu adamla zina yaparken görmüş. İftira Kadı Efendi. Dur hele, dur. Anlat. Eskiden beri tanırım bu adamı, ahbabımdı. Evvela inanmadım. Fakat herkesin dilindeymiş meğer. Ben ne vakit yollara düşsem bu adam benim evime gelirmiş. İkisinden de davacıyım. Şeriata göre rejim edilsinler. Şahidin var mı? Komşum Ayşe Hatun görmüş. Kapıda bekliyor. Ayşe Hatun. Sen bu ikisini zina ederken gördün mü? Oturmak için yanına gittim. Kapıyı çaldım, açılmadı. Acep duyuramadım mı diye pencereden baktım ki ikisi yarı çıplak bir halde zina ederler. Peki senden başka gören var mı? Yok, ben yalnızdım. Epeydir mahalleli bunu konuşuyordu. Belliydi bir halt karıştırdı. Ne dersin efendi? Zinhar Kadı Efendi,
İftira bu. Zeliha Hatun. Haşa Kadı Efendi. Kocam beni boşamak için Ayşe Hatun'la bir olup iftira atıyor. İftira diyorsun ama... Bak bütün mahalle konu komşu sizi konuşuyormuş. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz değil mi? Rejim edilsin bu namussuzlar. Rejim için 4 şahit lazım. Ayrıca zinanın umuma açık bir yerde alenen teşhir için yapılması icap eder. Vaka devlet-i aliyede rejim cezası tatbik edilmedi hiç. Anlaşılan efendi sen bana bu kararı verdirip beni tarihe geçirmek istiyorsun. Yaz katip efendi. İkisine de 100'er değnek falaka cezası veriyorum. 2 değnek 1 akçe eder. 50'şer akçe cürüm cezası tahsil edilsin. Orada öyle rahat mısınız efendim Allah aşkına? Buyurun hünkârım. Evime, bahçeme hoş gelip sefalar getirdiniz hünkârım. Bir cihan sultanının ayakları değdi ya bu toprağa. Bundan böyle ölsem de gam yemem. Bahçeni pek ümmet ettiler Ebu Suud Efendi. Ben de bir geleyim, göreyim, dolaşayım istedim. Bir günde kaç davaya bakarsın? Günüm günüme uymaz pek hünkârım. Ama bir günde 40 davaya karar verdiğim olmuştur. Bunca yüke rağmen nasıl olur da böyle bir bahçede alakadar olursun? Üstelik çiçeklerine el sürdürmezmişsin. Hünkârım, bu bahçe benim dünyam. Ben burada nefes alıp nefes veriyorum. Aksi halde ne bu dünya çekilir, ne de bu dünyanın meseleleri. Epeydir aklımda bir husus vardı. Geçenlerde arzda seni dinlerken dedim ki, işte aradığım alim bu. Estağfurullah hünkârım. Malum, hükümdarlar fütuhatlara kadar koydukları kanunlarla da tarihe geçmişlerdir. Sultan Ebu'l-Feth Mehmet Han, atalarımızdan kalan kanunların üzerine yenilerini de ekleyerek bizim hanedanımız içinde ilk ciddi adımı atan kimsedir. Malumun üzere devleti âliye haydi büyüdü. Zaman içerisinde de pek çok şey değişti. Bu değişime ayak uydurmak mühim ve elzemdir. Lakin ne yazık ki bizim kanunlarımız bugün itibariyle pek yetersizdir Ebu Suud Efendi. Peki senin fikrin nedir? Hünkârım, biraz evvel bir sual etmiştiniz. Onca işin gücün arasında bu bahçede ne edersin diye. Esasında içeride yaptığım işle bu bahçede yaptığım iş arasında pek bir fark yok hünkârım. Zira şu çiçekler de insanlara benzerler. Nasıl bir çiçeğe su vermezsen kurursa eğer, bir insana da adalet götürmezsen eğer olacağı o. Yalnız mühim olan suyun miktarı. Az su verirsen de kurur, bir çiçeğe çok su verirsen de kurur. Kararını da vermek icap eder hünkârım. Seninle sık görüşeceğiz Ebu Suud Efendi. Sen kanunlarımızı tetkik etmeye başla. Eksik yahut yetersiz gördüğün ne varsa tespit et. Senden bu konuyla alakalı teferruatlı bir malumat bekliyorum. Emredersiniz hünkârım. Bir nebze olsun faydam olacaksa eğer, ben bundan şeref duyarım ancak.